yaptı. Yıldıray dersine düşkün, sessiz bir çocuktu bizim yanımıza dururken. Fakat tabii ki ufak tefek yaramazlıklar olurdu. Hatta birisinde okuldan gelirken birkaç kişi kemerini istemiş. Ve esir almışlar yani bunu böyle ellerini kaldırarak kemerini sökmüşler. Tabii kemer gittikten sonra pantolonu düşmek üzere bir taraftan tutmuş. Geldi eve. Ben ne oldu dedim, pantolonun düşüyor senin dedim. Niye dikkat edin? Amca işte kemerimi aldılar, nasıl oldu falan derken aldırmış kemerini. Biraz ondan ben dedim biraz daha açık göz olması gerektiğini. Sessizdi yani diyorsunuz. Biraz sessizdi. Peki siz neler söyleyeceksiniz yeğeniniz hakkında? Yıldıray ilk defa benim yanıma geldi. Çok küçüktü. 4 yaşlarında falandı. Tabii eziklik vardı. Benim de 3 çocuğum var. 2 de bunlar 5 çocuk. Ufak ufak. Yani 5 çocuğun arasında fazla da ilgi göremiyorlardı tabii. Ezik büyüdü. Yanımda bir hanım var. Çok içime işledi o. Yani bayağı şu anda bile üzülüyorum o haline. Aşı olmuştu. Bu apse yapmış aşı onun kolunda. O da zamanla şey yapışmış gömlek. Banyoya soktuğumuzda orada çıkarırken şey yolunca bu hiç ağlamadan onu etti bu şekilde. O şey gözümün önünden hiç gitmez, ağlayamadı. Yani devamlı içimde bir dert oldu benim. Şimdi bile duygulandınız anlatırken. Evet. Yanımdalardı işte. En küçüğü 1 yaşında, en büyüğü 6 yaşında, 5 tane çocuk. Şimdi bu kadar başarılı olacağını tahmin edebiliyor musunuz? Biliyorduk. Kesinlikle biliyorduk. Biz çünkü dersler hep başarılıydı. Gerçekten hani bunu demin ki konuştuklarımızla alakası yok. Gerçekten dersleri hiç pek iyi gelirdi. Hiç iyi not veya orta not olmazdı. Tabii o ezikliğin verdiği şeyler derslere vererek kendini. Ama çok sıcak kanlılardı yani. Böyle amcaya, halaya çok saygılılar, çok terbiyeli yetiştiler. Hani bizi hiç yani şey yapmadılar, biz baktık yettik diye. Yani hayırsız bir şekilde olsaydı üzülürdük. Şimdi gurur duyuyoruz. Evet, Uşak'tan bu şartlar altında çıkmışlar diyorlar. Şimdi Almanya'da yaptığımız söyleşimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buraya işçi olarak gelen ailelerin çocukları şimdi karşımıza işveren olarak, patron olarak bir şirketin başında çıkıyorlar. Biz de sizi Ay Yıldız'la birlikte tanıdık. Onunla bütünleştirdik. Ay Yıldız serüveninizin başlamasını bize biraz anlatır mısınız? Şimdi Ay Yıldız'ın çıkış hikayesini anlatmadan önce, öyküsünü anlatmadan önce biraz bir geriye dönmem gerekiyor ki. Çünkü insanın hayatındaki son bulunduğu nokta mutlaka daha önce bulunduğu noktalarla bağdaşabiliyor. Ben üniversite zamanında zaten bir bankada çalışıyordum aynı anda. O bankanın çalıştığım dönemlerde yöneticilik kariyeri yapmaya başladım. Üniversiteyi bitirdiğim zamanda. Ve ardından ben Otelo diye bir şirkete geçtim. Orada yöneticilik yaptım uzun süre. Ve bana bir iş teklifi geldi. Ben Otelo'da iken bu şirketin adı da, teklif yapan şirketin adı da Alevatan. Şu an hala piyasada olan. Ve Alevatan'a gittim ben. Orada birkaç sene yöneticilik yaptım. Hatta en son orada da genel müdür yardımcısı olarak ayrıldım istifa ederek değişik sebeplerden. Ve ondan sonra kendi şirketimi kurdum. Ekip danışmanlık hizmetlerini. Ve Alevatan'da da benim çok sevdiğim başka bir yönetici arkadaşım vardı. Doğan Çalmaz. Ve aradan birkaç sene geçince ekip danışmanlık hizmetleriyle devam ederken ben bir gün bir telefon geldi. Bu yanlış hatırlamıyorsam 2005 yılının Nisan ayı olmalı ya Nisan veya Mayıs, tam hatırlamıyorum şu an. Doğan arkadaşımdan, Doğan Çalmaz'dan bir telefon. Yıldıray bana bir proje teklif edildi ve proje Ay Yıldız projesi. Böyle proje benimle beraber yer almak ister misin? Sorumluluğu bana verdi proje yapmam için dedi. Ben tabii dedim seve seve çünkü Doğan arkadaşım hem çok sevdiğim bir arkadaş olduğu için hem de kendisine çok güvendiğim için ve çok başarılı bir yönetici olduğu için ve aynı anda da birbirimizi yönetici olarak da tanıdığımız için düşünmeden evet dedim tabii ki. Doğan Bey hala Ay Yıldız'ın genel müdürü. Doğan Bey şu an Ay Yıldız'ın genel müdürü ve Doğan'ın teklifi şuydu.
pazarlamadan sorumlu olarak bizim aramıza katılır mısın? Ben de dedim ki mutlaka katılırım. Özellikle senin olduğun ve Türk kökenli gençlerin, insanların içinde olacağı proje ilk defa olacağı için, baştan beri ilk defa olacağı için, A+'un maddi desteği ilk defa olacağı için mutlaka olurum ama benim bir şartım var. Ben maaşlı çalışmak istemiyorum. Doğan kabul etti bunu ve A+ yönetimi de bunu kabul etti ve ben Ay Yıldız'a ilk günden itibaren marketingden sorumlu direktör sıfatıyla ama maaşlı olmayarak kendi şirketim bazında yani ekip danışmanlık hizmetleri bazında Ay Yıldız ailesine dahil oldum. Yani bir nevi danışmanlık hizmeti verdiniz. Almanca'da interim manager denen ya da artık terminolojide, iktisat terminolojide interim manager denilen geçici bir dönem direktör olan ve direktör fonksiyonlarını ve yetkilerini kullanan bir kişi olarak dahil oldum. Ve böylece de Ay Yıldız'a girmiş oldum zaten.